Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Uzun yargılama süreleri Türk yargı sisteminin en önemli problemlerinden biri. Biz gayrimenkul hukukçularının da en yakındığı ve bazen hakkın sonucuna ulaşmaktan daha önem arz edilen bir durum. Çünkü bazen davanın sonuçlanması bizim yargılamanın çok uzun sürmesinin nedeniyle anlamsız hale gelebildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu nelere neden oluyor derseniz ilk akla gelen tabii ki en önemli sorun vatandaşlarımızın adalete olan inancının çok derin bir biçimde sarsılmasına neden oluyor. Hukuki güvenirlik, hukuki belirlilik ilkelerinin zedelenmesi nedeniyle huzursuzluğa ve bazen de vatandaşların hakkını almaktan vazgeçmesine neden oluyor. Bununla birlikte tabii ki adaletin gecikmesinden medet umanlar ya da fayda sağlayanların da cesaretlenmesini de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Peki bu makul sürede yargılanma hakkı bizim açımızdan bir insan hakları problemi olarak değerlendirilebilir mi dersiniz? Kesinlikle değerlendirilebilir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkında da çok net bir ifadeyle vatandaşların çok etkin bir sürede yargılanmaları düzenleniyor. 6. madde ve tabii ki bizim anayasamızda düzenlenen 36. madde hak arama hürriyeti ve onun devamında 141. maddede yer alan vatandaşların en az giderle en hızlı bir biçimde adaletin sağlanması görevi yine devlete yükümlendiriliyor. Tabii ki bu maddeler ve uluslararası sözleşmeler makul sürede yargılanmayı aslında hakimlerin ya da uygulamanın bir takdirine bırakmıyor, bir zorunluluğu, bir yükümlülüğü haline getiriyor. Bu sürelerde yargılama yapılmamasının bazı nedenleri var tabii ki. Onları da hızlıca bahsetmek gerekebilir. Bunların bir kısmı maddi hukuka ilişkin, yani aslında içeriğe ilişkin. Örneğin kadastro uygulamalarından ya da orman kanunundan kaynaklı uygulamalarda biz çok fazlasıyla çok uzun sürede yargılamaların yapıldığını, çok yıllara sari olan yargılamaların devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanında bazı uygulamadan kaynaklı ya da usulden kaynaklı problemlerin, tebligat kanunundan kaynaklı problemlerin de uzun yargılamalara sebep olduğunu görebiliyoruz. Ya da bazı hakim değişikliklerinin ya da çok sıklıkla gördüğümüz dosyanın bilirkişilerden ya da bazen adli tıptan dönmemesi süreçleri de yine uzun yargılamalara sebep olabiliyor. Tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu bir insan hakkı problemi olarak görüyor. Biraz önce söylediğimiz gerekçelerle. Çünkü anlamsız hale gelebiliyor sonuca ulaşmak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında belirlenen usuller tabii ki Türk mevzuatında da yani Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularında da değerlendiriliyor. Biz de eğer makul sürelerde herhangi bir şekilde bir davanın sonuçlanmaması nedeniyle çok net bir biçimde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabileceğimizi unutmamamız lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ya da içtihatlarıyla neredeyse yeknesaklık arz eden Anayasa Mahkemesi kararları çok net bir biçimde makul sürenin nasıl uygulanacağını belirlemiş. Ama şunun hemen altını çizelim. Burada çok net kanuni bir düzenleme ya da bir anayasal hüküm yok. Bu bir aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin devamı niteliğinde olan hem 6. madde yani adil yargılanma hakkının düzenlendiği madde hem de anayasada yer alan 141. maddeden hareketle makul süre kavramını değerlendiriyoruz ve burada hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Mahkemesi çok isabetle belirttiği gibi her uyuşmazlıkta makul sürenin değerlendirilmesi çok ama çok önem arz ediyor. Yani çok net bir süre yok. 10 yılda bitirilen bir dava bazen ya da 8 yılda bitirilen bir dava bazen makul süre olarak değerlendirilip bir herhangi bir tazminata devletin sorumluluğuna gidilemezken bazen 1 yılda, 2 yılda bitirilemeyen bir dava makul sürenin aşılması sebebiyle devletin hukuki sorumluluğuna gidilebiliyor, tazminat sorumluluğuna gidilebiliyor. Bu açıdan şunu net bir biçimde söylememiz lazım. Her uyuşmazlık ayrı ayrı değerlendirilecek. Bununla birlikte usule ilişkin çok önemli bir bilgiyi de hemen altını çizerek verelim. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilmek için kanun yollarının tüketilmesi aranıyor. En temel şart, en temel usul problemi, şekil kuralı. Dolayısıyla burada böylesi bir durum aranıyor mu derseniz, hayır.
tüm kanun yollarının tüketilmesini beklememiz gerekmiyor. Makul süreden kaynaklı devletin sorumluluğuna ya da tazminat sorumluluğuna gidebilmem için tüm kanun yollarının tüketilmesi kuralının bir istisnası getirilmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne uzun yargılama sürelerini gerekçe göstererek bireysel başvuruda bulunabileceği söylenmiş. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin yeknesaklık gösterdiği kural nedir? Bir süre nasıl makul süre olarak kabul edilir ya da edilmez? Bunu gelin bir inceleyelim. Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi 6 adil yargılanma hakkını düzenliyor. Nedir bu düzenleme? Hemen okuyalım. Diyor ki herkes davasının medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir diyor. Yani makul süre kavramının üzerine vurgu yapıyor. Biz de adil yargılanma hakkını anayasamızda 141. maddede görüyoruz. 141. madde ne diyor derseniz, herkes davalarının en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir ifadesinde bulunmuş. Aslında bunu biz 36. maddede 1. fıkrasında hak arama hürriyeti başlığında herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir ilkesinin bir devamı niteliğinde görebiliriz. Dolayısıyla makul sürede yargılanma hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hem de anayasamızda güvence altına alınmış. Biz tabii ki makul yargılanma süresinin farklı görünümlerini görebiliriz ceza hukukunda, özellikle tutuklama sürelerine ilişkin ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 5. maddesi buna ilişkindir. Bunun yanında hukuk yargılamaları ve idari yargılamalarda da yine makul sürenin uygulanıp uygulanmadığını görebiliriz. Tabii ki bizim konumuz medeni yargılamalara ilişkin, yani hukuk yargılamalarına ilişkin olacağından ceza ve idari boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Ama bizim de dikkat etmemiz gereken en önemli husus 141. maddede ortaya çıkan somutlaşmış hak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla birebir yeknesaklık arz eden ve Anayasa Mahkemesi'nin de makul süreye üzerine vurgu yaptığı genel ve matbu bir ifade var. Bu ifadeyi de sizle paylaşmak istiyorum. Nedir bu ifade? Anayasa Mahkemesi, tarafların uzun süren yargılama faaliyeti nedeniyle maruz kalacakları maddi ve manevi baskı ile sıkıntılardan korunması ile adaletin gerektiği şekilde temini ve hukuka olan inancın muhafazası olup hukuki uyuşmazlığın çözümünde gerekli özenin gösterilmesi gereği de yargılama faaliyetinde göz ardı edilemeyeceğinden yargılama süresinin makul olup olmadığının her bir başvuru açısından münferiden değerlendirilmesi gerekmektedir denilmektedir. Yani aslında bunu net bir biçimde somutlaştırıyor. Peki çok da fazla detaya girmeden Anayasa Mahkemesi hangi kriterleri esas alarak bir sürenin makul olup olmadığına karar veriyor? Hemen onları da sıralayalım. Birinci düzenleme, oluşan uyuşmazlığın karmaşık olup olmadığının değerlendirilmesi. Tabii ki karmaşık olup olmadığının değerlendirilmesi biraz size göreceli gelebilir ama yargılama dosyasını incelediğinizde ya da bir konunun çok da fazlasıyla teknik bir değerlendirme olması sebebiyle ya da konunun özü itibariyle birden fazla konuyu içermesi ve dosyanın büyüklüğünü biz dosyanın karmaşıklığı olarak değerlendirebiliyoruz. Onun için kanun ya da anayasamız çok net bir biçimde şu süreler makul süre olarak değerlendirilmemiş, konuyu incelemesi gerektiğini belirtmiş. Bununla birlikte ikinci bakılacak ölçüt yargılamanın kaç dereceli olduğunu. Biliyorsunuz ki Türk yargı sisteminde hem ilk derece mahkemeleri, istinaf ve yargıtay süreçleri var. Bu süreçlerin hangisinde kaldığını ya da bu süreçlerin hangisinin uzun sürdüğünü yine somut uyuşmazlıkta mutlak surette değerlendirmek zorunda. Bununla birlikte idari makamların ya da mahkemelerin tutumları da yargılama süreleri açısından değerli ya da çok örnek vermek gerekirse hiç uzatılmayacak bir konu
8 ay sürümcemede bekletilirse ya da hakim değişikliği nedeniyle dosyada bir ilerleme sağlanamamışsa bunlar makul sürenin aşılması olarak değerlendirilebiliyor. Son olarak tabii ki tarafların da yargılamadaki tutum ve davranışları da yargılamanın uzamasına sebep olup olmadığı da değerlendiriliyor. Bazı meslektaşlarımız ya da bazı vatandaşlarımız yargılamanın uzamasından menfaat duydukları ya da bazı özensizliklerin nedeniyle yargılamalarda uzamalara neden olabiliyorlar. Gereksiz yere mazeret verebiliyorlar ya da bazı yerlere başvurularda bulunulmasını sağlayabiliyorlar. Bunlar da yine makul sürenin uygulanıp uygulanmadığı hususunda Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesine alınacak konular olacaktır. Tabii burada sürenin hesaplanmasının da davanın özellikle hukuk yargılaması için söyleyebiliriz. Davanın açıldığı tarih net bir biçimde ortada konulacaktır. Yani davanın açıldığı tarihten ilk derece mahkemesinin karar vereceği ya da verdiği tarihe kadar bir hesaplama yapılabilir. Ama altını çizmemiz gerekiyor. Makul sürede yargılama yapılıp yapılmadığının denetlenebilmesi için illa mahkemenin kesinleşmiş kararının oluşmasına gerek yok. Yani siz yargılama süresince de makul sürenin aşıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Evet, Türk yargı sisteminin çok önemli kronikleşmiş bir sorunu uzun yargılama süreleri ve bu sürelerin aşılması nedeniyle vatandaşların çok ciddi hak kayıplarının olması. Özellikle bunu da bir parantez olarak belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız yasal faiz uygulamasının enflasyonun çok gerisinde kalması sebebiyle çok ama çok ciddi anlamda mağdur olabiliyorlar. Şu anda TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun %70-%80 olduğu bir dönemde biz maalesef tazminatlarda önemli bir ölçüde sadece yasal faiz uygulamasından yararlanabiliyoruz. Şu anda da yasal faiz %9. Buradaki uzun yargılamadan kimin daha çok faydalanacağını herhalde söylemeye gerek yok. Bu sorunun hem kanuni düzenleme hem de uygulamalarla ancak çözülebilir. Uygulamacıların bir nebze hassasiyetiyle ancak çözülebilir. Ama onun ötesinde vatandaşlarımızın bu konuda daha fazla bilinçlenmesine ihtiyaç var. Ve makul yargılanma sürelerinin aşılması sebebiyle bireysel başvuru haklarının da olduğunu unutmaması gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bir başka konuda yine beraber oluruz. Kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.